burada Ötekiler zaten, de yattı. Burada zaten şöyle bir şey var. Şimdi net bir şey var. Biz buradaki istatistiklere baktığımız zaman Yunus Emre ve Ayşe'nin maçının çok kritik olduğunu görüyoruz. İki tane Yunus Emre maç yapmış, kaybetmiş. Kazansaydı kendine puan, rakipte de puan yazılmayacaktı. Aynı şekilde bir de Ayşe. Bu iki ismin kaybetmesi zaten 6 puan demek. Ayşe'nin kredisi var bende. Çünkü Ayşe devamlı kazanıyor. Ama işte ikisinin ikisini sorumluluğunda değil. Ayşe zaten sürekli kazanıyor. Evet. Burada kazanamamış olabilir. Yunus Emre de kazanamamış olabilir. Yani bu ikisine yükleyemeyiz. Şimdi bana İlayda kazandı. Benim için yükleyemeyiz. bir Yunus Emre değil şey. Ama şöyle Yunus Emre gibi bir figür kaybedince arkadaşlar diyor ki geçmiş olsun. Biz de kaybı. Yani moral sen olarak düşüyorlar. Ben söyleyeceğim? Yani. Bak net bir şey söyleyeyim mi sana? Moral? Burada net bu o, o, mağlubiyetin Temeli Yunus Emre ve Ayşe'nin ikisinin Hı. maçı ya. yani şey, ben yani, de yani sen neden bunu kabul etmiyorsun ben de çünkü bilmiyorum. Poyraz 2'ye 2 yapmış. Aylin de birini 1'ini yapmış. Öykü Uysal iki de 2 yapmış. Zaten Steven'ın kazanmasını beklemiyorsun. Berkay kazanabilirdi belki diyorsun ama en çok maç beklediğin insanlar Yunus Emre ve Anzal. Bu oyunun ha. beklentilerimize cevap vermediğini farkında değil misiniz siz? Şimdi oyunun başında evet, biz sizinle işte. konuşsak ondan bahsetmiyorum ki ben. Oyunun başında sizinle konuşsak desek ki Öykü Uysal Melis'i yenecek. Hanginiz evet derdi? Demezdiniz. Yani, Bu oyunu yani, bizim beklentilerimizde... Ya bırak. Niye? Tenisçi kız ne kadar kuvvetli bacakları var. Öykü çok zayıf. Asla yenemez Öykü Melisi dersiniz. Bence Öykü bu ondan oyunun, daha ağır. Bu oyunun bir sürü başka evet, durumları evet. var. hani Çok parametre var zaten. ikisine çok güvenip yükleniyoruz evet. ama çok farklı çok, şeyleri var bu oyunda. Bence oyun. burada çok büyük bir yüklenme yok. Çok olağan bir eleştiri var bana sorarsan. İkincisine geçecek olursak evet Yunus Emre'nin Sergen'i yenmesini bekliyorum. Çünkü Sergen tüy siklet. Şey, Yunus mesela Emre, sen -siklet. bence... Hayır alakası yok. Ben Hizemre oyun başlarken kesinlikle Sergen alacak dedim ben. Sergen'in önüne e, İsmail de gelseydi de büyük ihtimalle alırdı bu arada. İşte bu da bir antrenman. Sergen yıllarca hani şeyimiz yok ama benim arkadaşım onu çalıştırıyordu Enka'da. Yunus e, Sergen'in yaptığı sukatı, sıçramaları, engelleri, sprintleri orada hiçbir insan yapmamıştı. Yunus Emre'nin yaptığı şey, antrenmanları konuşuyoruz biz Yunus Emre'yi ileride konuşalım. Ama bak şimdi o oyundan bahsediyorum. O oyunda tamam. geçmişten bugüne Ama kadar... Azra'yı harik... niye peki kazanıyor? Cimaniye sergen'in pozitif laflarını... Garanti diyor ya sergeni bilseniz aslında Madem böyle, üst sergenin üst bacakları çok sağlam. şimdi sergenin pozitif... Doğru söylüyorsun ben sergenin bacaklarına Hat, sağlam olduğunu yüzdüğü Sergeni konuşmayın. O zaman da... Hani Sıskalık değil aslında mesela. Tamam o zaman da şöyle yapalım. Yunus Emre'ye baktığımız zaman da gücü, kilosu, ağırlığı, oturaklılığı, tutuşu... Ee, Yunus Emre o zaman kesinlikle kaybeden bir adam mıdır diye. Görüntü şey. her şey değildir arkadaşlar. Bir sen ablayı yendim ben ya. Ben nasıl yeneyim bir sen ablayı? Beni var ya duvardan duvara vurur bir sen abla. Şöyle bir şey yani var. Yani başka şeyler Zaten var. Zaten burada şimdi şöyle bir şey var. Tutamamıştır mesela. Kaç kilo taşıdınız? Aslında. Hatırlamıyorum. Tutamadım. Aslında şöyle ben bir şey var. şöyle Onlar bir durum ya. var. Bu oyun için değil. Sen şimdi bu zamana kadar izlediğin herhangi bir oyun için bankuşu kazanır diyebiliyor musun? Ne beklemediğimiz isimler gelip her galip. E, e, o zaman o survivor'ın başından sonuna olan genel bir konu bu. Yani şimdi biz bu oyun özelinde konuşursak bütün oyunlarda da olabiliyor. Bazen hiç beklemediğimiz, beklemediğimiz ismi yenebiliyor ama bana sorarsan ben bu oyunda Yunus Emre'den ve Ayşe'den özellikle İlayda ile olan mücadelesinde ikisinde de daha üst düzey bir performans evet. beklerdim. Senin bir seni yenmiş olman da sen ben şimdi Ben de beklerdim ama suçları şimdi değil bu diyor. Şöyle bir şey var. Helal olsun Yunus Emre. Bakın. Helal olsun <laughs> ya, Ayşe. Ya yani. herkes el, Sema, elden, da, e, el elden üstündür Herkes herkesi o gün yenebilir <laughs> Sema'nın dediğine de katılıyorum Ama baktığın zaman Şimdi hep onu konuşmuyor muyuz Mesela basket maçı oluyor Kim kazanır diyoruz basket maçında Basketi kim? iyi oynayan adam kazanır Merve Melis diyoruz yani. değil mi basketi Tenis maçı olursa ne diyeceğiz Melis kazanır Evet. Güreş, pehlivanlık maçı olursa kim kazanır İsmail Futbol maçı kim kazanır dersek Barış diyeceğiz, Barış diyeceğiz. E şimdi Sema'cığım güç deyince de İsmail Balaban ve şey e, Yunus, Emre. Yunus Emre. O zaman Yunus Emre'de nasıl onlara biz ha tamam herkes herkesi yenebilir. istisalar kaydeyi bozmaz. Yani. O ayrı konu. Ama baktığın zaman, real baktığın zaman orada güç Yunus Emre kardeşim. Yunus Emre de nasıl basketçi baskette kazanıyorsa Yunus Emre de orada kazanacak. Be ben de ya kazanacak ya kazanacak. Bundan Başka çaren yok. Arabacak. Sanki istemiyor musun Öyle gibi Ben de bekledim ya gerçekten bunu, benim için e, Yunus Doğruya, Emre doğru. ve yaktın. Ayşe ban koydu. Bank koydu ya ama yani sadece onlar değil hepsi yani hatta şöyle söyleyeyim ünlü takımı çok iyiydi bugün istediler gönüllü kaybetti bugün ünlü iyiydi. Şimdi bana sorarsanız iyiydi burada iyiydi en yani. büyük problemlerden bir tanesi uzun zamandır gönüllerin üst üste oyun kazanmasından mütevellit bir rehavet içerisinde olmaları. Özellikle oyundan sonra röportajı vardı röportajda. O kadar emindiler ki kazanacaklarından biz onları bir şoka uğrattık dedi. Kendi gücümüzü gösterdik dedi. Gönüllerde o afallamayı sezdik. Nitekim bu kadar galibiyet kazanan takımın da bu tarz sektelere uğramasını gayet ben normal görüyorum açıkçası. Şimdi